İstanbul için itiraz kabul edilirse seçim tarihi 2 Haziran'ı geçebilir. Sevgili izleyiciler, AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Recep Özel, TGRT Haber muhabiri Emre Kola özel açıklamalarda bulundu. Özel ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'na ek dilekçeyle yeni belgeler sunacaklarını söyledi. Yani 2 Haziran kesin bir tarih değil. Yüksek Seçim Kurulu yeni bir kararla bu İstanbul'u yenileme seçimleri için farklı bir tarih öngörebilir. Karar verildikten sonra süreye bakılır, yeni bir tarih takvim belirlenir. AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu üyesi Recep Özel, TGRT Haber'e açıkladı. İstanbul'da itirazının kabul edilmesi halinde seçim tarihinin 2 Haziran'ı geçebileceğini söyledi. 80. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını aldı. Ancak tartışma bitmedi. Gözler şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nda. YSK, AK Parti ve MHP'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin başvurusunu karara bağlayacak. Şu anda vermiş olduğumuz belgelerin sisteme işlenmesi var, taranması var ve bunun bir ön incelemesi gereken, seçmen kütüğünü yapması gereken o ekteki belgelere göre yapmış olduğu işlemler var. Bunlar bir süreç alabilir. AK Parti YSK'ya 3 bavul dolusu belge sunmuştu. Kurul üyeleri bu belgeleri inceleyecek. Dolayısıyla belgelerin incelenmesi zaman alabileceği için olası bir iptal durumunda seçimlerin 2 Haziran'a yetişmeme ihtimali var. Önce vermiş olduğumuz dilekçe bir okunur. İlave bilgileri bir sunum yapacağız. Bilgi ve belgeleri YSK kurul ara kararla isteyebilir oralardan. 2 Haziran kesin bir tarih değil. Yüksek Seçim Kurulu yeni bir kararla bu İstanbul'u yenileme seçimleri için farklı bir tarih öngörebilir. Çünkü seçim takviminde sıkışmaması gerekiyor. Yapılacak işler var. Özel, AK Parti'nin bundan sonra yol haritasına ilişkin de çarpıcı bir bilgiyi ilk kez paylaştı. Yeni bilgi ve deliller ışığında ek dilekçeyle bir kez daha YSK'ya başvuracaklarını söyledi. Birkaç tane daha bir belgemiz, bir müracaatımız, dilekçemiz olacak yani. Olağanüstü itiraz süreci bitmediği için her aşamasında yeni bir belge, yeni bir şey sunma imkanımız var. AK Partili Özel, itiraz süreçleri bitmeden İmamoğlu'na mazbata verilmesini eleştirdi. Seçimler yenilenirse mazbatanın iptal edilmesi gerekir dedi. Seçim yenileme kararı çıktığı için mazbatanın iptaline de karar veriliyor. Yerine belediye meclisinden birinci başkan vekili bakabilir ya da valilik birini atayabilir geçici başkan olarak.